bakış açısına uygun eylem planları, hayat tarzına uygun bakış açısı ve daha fazlası. Tüm bunları yaşam koçu Halit Emre Aslan ile konuştuk. Keyifli röportajımız sizlerle. Business Time'dan herkese selamlar. Bugün yanımda yaşam koçu Halit Emre Bey var. Merhabalar. Merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Halit Emre Aslan. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi Antrenörlük ve Öğretmenlik Bölümü mezunuyum. Daha sonra eğitimime hareket antrenmanı ve genetik üzerine devam ettim. Ve bunun üzerine de yaşam koçluğuyla mesleme devam ediyorum. Tam olarak ne tür hizmetler veriyorsunuz? Röportajdan önce de bahsetmiştik. Biraz dinleyebilir miyiz? Tabii. Verdiğimiz hizmetler iki dala ayrılıyor. Birincisi okul münasebetiyle personal trainer, yani bireysel antrenörlük dediğimiz ve yüzme antrenörlüğü dediğimiz kısım. İkinci kısımsa yaşam koçluğu, kariyerinin, hedefinin oluşturulması ve yürünmesi açısından devam ediyor. Yaşam koçluğu içinde de fizyonomiyi kullanıyorum. Bu kendim geliştirdiğim bir ekol. Ama sadece el çizgileriyle ilgili de danışmanlık veriyorum. Peki el çizgileriyle ilgili size danışanlar genelde ne tür yardımlar almakta? Genelde kariyer belirleme, meslek seçimi, disipline olamamak durumu ve bunun neden kaynaklandığının temeline inmek. Bununla ilgili evlilik, ilişki, bunlarla ilgili danışmanlık alıyorlar. Yaşam koçluğu seanslarınız peki kişiye göre mi değişiyor yoksa ne kadar sürmekte? Yaşam koçluğu seansları kişinin hedefine, konumlandırdığı, kendini konumlandırdığı yere ve kişinin ilerleyişine göre değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Öğrenciler benden yaşam koçluğu alabiliyor. Onun dışında iş meselesinde ve iş kavramında nasıl ilerleyeceğini bilmeyenler alabiliyor. Disipline olmanın yanında sağlıklı yaşamak için alabiliyorlar. Geniş kapsamlı bir yaşam koçluğu hizmetimiz var. Seanslarınız online mı, yüz yüze mi? En çok hangisini tercih etmektesiniz? Genelde seanslarımız online oluyor. Ama yüz yüze mesela aşamadığımız durumlar olabilir veya kişinin kendi isteği olabilir. Buna dönük mutlaka yüz yüze veya online olarak seçimleri sunuyoruz. Ama genel ağırlık online hizmet vermemiz şeklinde devam ediyor. Peki size danışanlara daha iyi bir hizmet verebilmek adına ne tür bir gelişme kat ediyorsunuz? Yani tekrar tekrar okuyor musunuz, öğreniyor musunuz, eğitimler alıyor musunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Şöyle, geçmiş zaten sporculuk kariyerim vardı. Daha sonra okulla birlikte öğretmenlik, antrenörlük birlikte devam etti. Bunların kattığı bir tecrübe ve bunların bende oluşturduğu bir inşa vardı. Ama onun dışında elbette ki kendimi hala geliştiriyor, okuyorum. Ama bu minvalde geçmişteki yaşantımın ve eğitimlerimin ekmeği diyelim veya onların ektiğim tohumların biçilmesi diyelim bu şekilde devam ediyor. Ama elbette hala kendimi geliştiriyorum, okuyorum, bakıyorum ve bu şekilde insanlara fayda vermeye çalışıyorum. Peki bu sektöre ilginiz ne zaman oluştu? Bu sektöre ilgim aslında beni itti. Çünkü meslek olarak beslenme, anatomi, kinesiyoloji birlikte hep gördüğümüz derslerdi. Daha sonra öğretmenlikle birlikte pedagoji devreye girdi. Bunun dışında yüksek lisansta tekrar bir genetik ve hareket antrenman üzerine ilerleyiş oldu. Onun dışında benim okul dışında da fizyonomi, yani bugün gizli ilimler kategorisine itiyorlar ama aslında fizyonominin tamamen anatomik bir temeli var. Kan dolaşımı ile ilgili bir temeli var. Fizyonomiye olan ilgim ve merakım dolayısıyla birlikte harmanlandılar ve insanların işte eş seçimi, iş seçimi, meslek seçimi, yetenekleri, kabiliyetleri, zayıf organları, zaafları veya güçlü taraflarının daha hızlı keşfedilmesi açısından yaşam koçluğu insanlara hizmet vermek ve destek olmak açısından çok daha temele oturur bir hizmet oldu. Beni buraya doğru itti aslında yaşam. Bizi izleyenler sizlerin nerelerden ulaşabilmektedir? İnternet sistemden, halitemreaslan.com'dan, Instagram adresimden, aynı zamanda YouTube'dan bana ulaşabiliyorlar. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yaşam koçluğuna bakış açısı olarak bir ön yargıda bulunuyorlar. Çünkü bunun nedeni bazı şeylerin suistimal edilmesi. Lakin suistimale izin veren de bazen biz oluyoruz. Mutlaka yaşam koçluğuyla ilgili bir verisel veri tabanında bir araştırma yapsınlar. Çünkü bire bazı araştırmalarda 276, bazılarında ise 1'e 326 veren en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Ve mutlaka büyük firmaların yurt dışında çalışanlarına bir koç tuttuğu ve çalışanlarının enerjilerinin veya çalışma potansiyellerinin %50 ile 70 arasında arttığı tespit ediliyor. Bu gözden kaçırılmayacak bir fayda. Bu yüzden en azından koçluk hizmetini verebilecek olan kalifiyeli insanları yetiştirmek açısından daha iyi kurumlar kurulabilir. Ve insanların ön yargısının kırılması açısından koçluğun aslında kişinin problemini
çözen kişinin koç değil. Koçun sana problemi çözdüren kişi, yani farklı pencereden bakan kişi olduğunu anlamlandırırlarsa ve bilirlerse çok daha rahat karşı taraf, evet ya, yaşam koçluğu bana destek veriyor diyecektir. Business Time yepyeni konu ve konuklarıyla devam edecek.